Telefon üzerinden dolandırıcılık, bazı WhatsApp bazı da sosyal medya platformu üzerine yapılan dolandırıcılık şekilleri günümüzde çok arttı, teknikleri de gelişti. Sizin dediğiniz dolandırıcılık adı şantaj bu aslında şantajdır tehdit ve şantaj yoluyla insanlardan para istemektir. WhatsApp üzerinden ya da benzer sosyal mecralar, iletişim, yazışma mecraları üzerinden karşı tarafla bir görüşme yapıp kendi burada kullanılan da yabancı numaralar oluyor ya da sahte numaralar oluyor. Arama yapıp ki bu kişilerde de tesadüf olmayabilir. Burada daha önceden yani bir ön, takibi takip yapılıp yani dolanıcı yani de belli kişiler önce bir takip alır, inceliyorlar, sosyal medyası inceliyorlar ya da bir şekilde bu kişinin verileri onlarda oluyor. Bir göz Özünde kestirdikleri kişilerle bu şekilde aramalar yaparaktan onlar yetişimi kuruyorlar. Tabi bu kişilerde yani mağdur olan kişilerde farkında olmadan yabancı numaralardan gelen aramaları, aramaları özellikle gürültülü aramaları cevaplıyorlar. Arada işte 5-10 dakika, 5 dakikalık bir konuşma yapılır. Konuşma içerisinde tabi değişebilir. Bu arada işte e, tabii ki WhatsApp gibi platformlarda, sosyal medya platformunda yapılan görüşmelerde iki tarafında görüntüsü gözükür. Karşı tarafında görüntüsü gözükür. Bu görüntüyü kaydı alıp Ekran kaydını alıp ses de kaydı alınıyor. Sonra bu videoyu e, aldık ekran kaydını aldıktan sonra daha önce hazırladıkları müstehcen içerikli ya da işte uygunsuz içerikli deep fake yoluyla oluşturulmuş saatte içerikli videoyu da ekliyorlar. Ekledikten sonra diyor, diyorlar ki işte bu da oluşturan videoda deep fake teknikleriyle oluşturulan saatte içerikli ki, sanki gerçekmiş gibi müstehcen içerikli bir gerçek videoymuş gibi oluşturduğu videoyu da mevcut olan ekran kaydını ekleyip sen bizim bu müstehcen içerikli videomuzu izledin ya da videomuzu baktın işte ya da bizi işte takip ettin ya da bu videoyu sen izleyicisin seyircisin gibi insanın hasta olmayan gerçek olmayan bir e, insanı bir eylem istinat edip kişiyle kişiye şantaj yapalım bunu sosyal medyada atarız sizin e, çevrede duyuyoruz sizin arkadaşlarına bu mesajı bu videoyu aktarız bu işte biz sizin görüntüleri kaydını aldık arkadaşını izlediniz, ailenizin izlediniz gibi şantaj yapıyorlar bu daha geçmişte de bu tip şeyler vardı ama Deepfake ya da yapay zeka uygulamaları size saatte çekti video oluşturma konusunda çok işleri çok kolaylaştırdı bu videolar çok çeşitli olabilir Deepfake de çok geniş bir, bir konu oluşta işte videolarda ekran kaydını aldıkları videoyla birleştirip sen sanki sen bu müstehcen içerik izlemişsin gibi gösterip sana bunun üzerinden şantaj yapıyorlar. Tabi eskiden bu daha kolay, bu daha basit bir yöntem. Geçmişte bu yöntem daha basit. Şimdi daha gelişti. Daha gelişti. Daha insan dışarıdan bakan için sanki gerçekten izlemişsin izlenimi oluşturabilir. Tabi bu da insanlar için daha ekili oluyor. Bu videoyu baktığında insanlar daha çok etkileniyorlar. Bu da tabi insanların şantaj yolu para koparmasını kolaylaştırıyor kolaylaştırmakta. Hatta i̇şte bu yöntemlere karşı uyanık olmalı. Bir kere deepfake yoluyla ya da yapay zeka uygulama yoluyla oluşturan videolarda ister istemez e, görüntülerde ya da yüzlerde mimikli oynamalarında dudak hareketlerinde tutarsızlıklar vardır insanlar bu tutarsızlıklara bakabilirler. Tabi bir videonun içine başka bir videoda fotoğraf gömdüğünüz zaman bunun kenarlarında bazı ufak kaymalar, bozulmalar, piksellenme denilen bozulmalar oluşur. Bu noktalara dikkat edebilirler. Yani bir videoya baktığı zaman, bu şekilde oluşum bir videoya baktığı zaman kişi işte bu işin gerçekliğini bir incelemeli, sorgulamalı. Bu videolarındaki o insanlar konuşurken dudak hareketlerindeki tutarsızlıklar, çünkü gerçek konuşmayla tip oluşturmuş konuşma arasında bir dudak hareketinin tutarsızlık vardı. Hatta insan mesela şu arka plan görüntüyle şu noktalarda da bir tutarsızlık bir piksel bir bozulmalar olur. Artık o insanın yüz hareketlerinde tutarsızlıklar oluşabilir. Aynı arka fon renklerinde ya da renkler tutarsız oluşabilir. Bu tutarsızlıkla bakarak o videonun ya da görüntünün saatte olduğunu ya da montajlı olduğunu algılayabilirler. Tabi dediğim gibi videonun kaynağına da bakmak lazım. Daha önce yurt dışı menşeli numaralar genelde bu işler için kullanılan numaralardır. Bu tas numaralardan gelen aramaları ya da bu numaralar üzerinden gelen videolara itibar etmediler. Her şeyden önce bu tarz bilinmeyen, mahiyeti belli olmayan numaralardan gelen görüşme isteklerini reddetmeleri kendileri için faydalı olacaktır. Yani dolandırıcılar farklı şekillerde yurt dışı numaralar üzerinden arayarak da İster bu tarz şantaj yapıyorlar, ister senden para istiyorlar, ister sana bir link atıyorlar, link üzerinden sana bir uygulama yükletmeye çalışıyorlar. Bu bilinmeyen numaralardan ya da yurt dışı menşeli özellikle WhatsApp ve da benzer uygulamalar üzerinden gelen arama isteklerinde linkleri tıklamamalar ya da aramaları reddetmeleri faydalı olacaktır. Hadi bu birinci aşama. ikinci aşaması herhangi bir arkadaşınıza ait böyle bir video geldi. Atıldı size. İşte arkadaş bu şantaj reddetti. Parayı vermeyeceğim dedi. Çünkü de para talep ediyorlar. Ediyor. Yüklü, yüklü para talep ediyorlar. Ha, tabii bu para vermemeleri gerekiyor. bu para vermeleri durumunda yani dolandırma ötesinde bu kişilere de bir gelir kaynağı oluşturmak oluşturacaktır. Bu kişiler suçlarını işlemeye devam edeceklerdi. Bu, bu tarz para taleplerini edesinler. Edesin. Çünkü saatte video, saatte olduğu öyle ya da böyle yani dikkatli bir incelemeden sonra anlaşılabilir. O yüzden bu tarz talepleri edetmeleri, edetmeleri gereklidir.